Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Seven Days to Die oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayarlarımız bu şekilde. Insane Nightmare. Maksimum zorluk. Oyunun başından beri Insane oynuyoruz. En zor, yani zombilerin en çok hasar verdiği, canlarının en çok olduğu ve de en az hasar aldıkları zorluk. Yani orta hız, jogging, zaten hani bilirsiniz böyle hafif tempo koşma, walk da yürüme. Onun dışında run, koşma, sprint aldık daha sonra. Sprint yani depar, nightmare'de cover yani maksimum hız. Şimdi magazini artık bulduğumuz için çok mutluyum. Ve de burada bir özellik daha varmış. Ben bunu unutmuşum. Gillisuit. Hani Gillisuit dediğimiz şey de. Nerede benim Gillisuit'im? Ne koymuş şu Gillisuit'im? Yukarı çıkarttık. Yukarı çıkarttık. Şuraya böyle renkli renkli kıyafetler koydum. Hani renkli çeşitli kıyafetler hesabı. Çeşitli renkli tişörtler, ondan sonra işte hazmat suit, pantolonlar, renkli renkli ayakkabılar, renkli şapkalar ve de glissuit. Bu glissuitler arkadaşlar, sizin üçünü de taktığınız zaman görünmezliğinizi %21 düşürüyor. Ve de şu iki parça %10 taktığınız zaman ses çıkarmanızı engelliyor. Bunda şey yok, gürültü yok. Ama hani 3'ü 7-7, %7, %7, %21 ses çıkartmanızı azaltıyor. Çok az bir cold resist'i var. O yüzden giymedim ben bunu. Burada da futbol helmet varmış. Yani gardırobumuz da çeşitli kıyafetlerle doldu. Rengarenk. Onun dışında da başka bir şey yapmadım. Gillisuit'i yaptım yalnız. Gillisuit'i kullanmayacağım. Yani çünkü hani aslında şurada şey var. From the Shadows diye bir perk var. Hani buna bir verdim ben. Yani karanlıklarda %13 daha iyi saklanın diyor. %10 hareketlerimizden çıkan sesler azaldı. Ve de Sneak Movement %10 faster. Yani şu çömelip yürüme hızımızda %10 arttı. Onun dışında başka ne veriyormuş? Ve de peşimize takılan düşmanlar bizi sadece 50 saniye boyunca takip ediyor. Bu 1 dakikaydı, 50 saniyeye düştü ve bu 20 saniyeye kadar düşüyor. Ve de hani Hiding Shadows %65'e kadar düşüyor. Yani saklanma, gizli kalma %65'e kadar düşüyor. Gillisuit'leri de giydiğiniz zaman %80, %90'a varan neredeyse %86'ya çıkıyor tabi. Bir gizlilik elde ediyoruz ki hani Shadow Ninja, yani hani gölge ninja oluyorsunuz gerçekten. Ve de çıkardığımız seslerde %50 düşecek. Bu yalnız bir de tabi şeylerle artıyor. Biz hiç taktık mı muffle connector'lar dediğimiz advanced muffle connector'lar. Bunlarla hepten düşüyor. Kaç düşürüyordu onlar? %8 düşürüyor her biri. Yani %8 burada var. Bunda yok. %8 de bunda var. Bunda yok. Bunda da yok. Yani %16 şu anda sesimiz düşmüş durumda. Ama hani 5 parçaya da takıp %40 onu düşürebiliriz. Perk'ten de alırsak
kaç veriyor bize noise en son? %50 ses düşürüyor. %90'a çıkıyor. Ghillie suit'ü de giydiğimiz zaman %100 sessiz oluyoruz yani. %10 da oradan geliyor, Ghillie suit'ten geliyor. %100 sessiz oluyoruz. Bizi hiçbir şekilde duyamıyorlar. Fakat tabii ben o skill'lere vermedim. Yani duymalarında pek bir sakınca yok yani bu saatten sonra. Bu arada 8 puan birikmiş. Ben diyorum ki bütün ana skill'lerimiz 10 oldu. Sadece perception hariç. Bu perception'ı da 10'a çekelim ve 8'ini de buraya harcayalım ki ondan sonra artık rahat rahat alt şeylere, perklere puanları verelim. Bu arada box şey yaptım, mermi yaptım hemen. Gerçekten %20 düşürüyor masrafı. O da gerçekten çok iyi. Burada clay geliyor. Yalnız buraya şöyle biraz daha atarsak şöyle. Şöyle. Hops. Burada da bunlar oluyor. Buraya da biraz atmak lazım. Şöyle. Ve de fazla vakit kaybetmeden hemen gidelim. Go 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 go. Buna yetmedi tabi. Şu benzin işini de artık da şöyle yapalım da şöyle koyalım. Bu benzin işini de artık bir ara çözmem lazım. Onları da bir stack halinde üretmeye başlamamızın zamanı geldi. Çünkü yani ona da artık sürekli. Gerçi hani arabayı da çok daha fazla kullanmayacağız. Hani 2-3 hafta daha kullanacağız en fazla. O yüzden hani çok fazla da öyle gaza ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama ne bileyim ben biraz belki gyro'yu da falan uçarız. Gyro'yu da gördüğünüz gibi yani gyro çok hani böyle çok işe yarayan bir araç değil yani haznesi çok küçük. Yani işe yarayan bir araç değil derken tabii ki işe yarıyor yani. İşe yaramaz olur mu? İşe yarıyor ama ya ben daha çok gyro'yu random genlerde yani rastgele oluşturulmuş haritalarda kullanmayı seviyorum. Çünkü gerçekten çok absürt bir doğa yapısı olabiliyor. Yani Nevis Game düzgün yapıldığından hani böyle çok dolaşmanız gerekmiyor ama rastgele oluşturulmuş bir dünyada gerçekten inanılmaz derecede böyle bir yere gidebilmek için çok fazla dolaşmanız gerekiyor. Gyro sizi o zahmetten kurtarıyor. Kestirmeden havadan lurps diye gidiyorsunuz gideceğiniz yere. O yüzden hani gyro random genlerde falan daha sık kullanıyoruz. Ama Nevis Game'de öyle bir çok ihtiyacımız yok açıkçası gyro'ya. Çünkü zaten bütün yollar Santa Fe'ye çıkıyor yani. Bugün şimdi şu grup evle bulutlayalım. Bir de haritadan baktım. Crowbolt'un haritasından baktım. Hugh'un sağ tarafında da binalar var ve gerçekten büyük binalar var. Bir iki tane. Ne olduklarını bilmiyorum. Onları da bir açmamız lazım ama. Yani Ford... Bir saniye şimdi. Yani şuralarda bir şeyler var. Yani boş değil buralar. Hatta zannedersem bir tanesi şurası Journey's End olabilir. O sürekli bahsettiğim. Şimdi ben ilk önce o zaman gideyim şu üsttekileri tutayım. Aşağıda köprünün yanında bir tane direwolf vardı. Burada da bir tane direwolf. Ama bir de bunlar büyük kurtlar yani. Canları 750.
Yani dergiye de gerçekten çok sevindim yani. Oh dedim yani. Oh gitti yani. Gerçekten çok sinirimi bozuyordu ya. Son 3 dergiye kaldı ya Sniper. Böyle bir şey yok yani. 7.62 en çok sıktığımız mermi. En son 3 dergide bitti yani. Şimdi 2 tane dergimiz kaldı. Bir tanesi zannedersem Ranger ki hiç önemli değil. Öbürü de neydi? O da hiç önemli değil. Onları da bir ara müsait bir yerde göstereyim hemen. Nedir ne değildir. Ranger'la zannedersem şey. Buradan gidiyor olabilir mi? Oraya yok buradan. Bu hayvanlara daha fazla hasar yapma ki biz hepsini yaptık zaten. Önemli olan hayvanların hepsini yaptık. Yani dağ aslanı, kurt, ayı, hani bunlar zaten çok zor olan. Bir tane kaldı. Hangisi kaldığını hatırlamıyorum. Diğerleri de zaten çok kolay ölen hayvanlar. Needle and Thread de şey, çeşitli kıyafetleri dikebilmemizi sağlayan dergiler ki hani hani kıyafet tonla şurada zaten şu geçtiğimiz yerde 3 tane sandık daha hala kıyafet dolu. Hani hiç ihtiyacımız yok. Ya öyle yolun ortasında denilirsen öyle olur. Tabii oradan da dağ aslanı atladı kenardan. Gözümün ucundan gördüm onu. Ve gidelim en sondan başlayalım. Şu en sondaki binayı lootlamıştık zannedersem. Bu zaten basitti. Tek atış. Ya ay yahu abicim. Aha bir de daha aslanım. Neyse ilk önce şu ayıyı yiyelim. Sökmüyor abi. AR, MR falan filan. Hiç sökmüyor abi hayvanı. Bu etleri ve derileri atacağım çünkü inanılmaz çok fazla var. Şurada da bir de aslanı vardı. Dağ aslanı da canı geliyor. Hatta onlar şeyde kalsın, kamyonda kalsın peki. Bariz bir şeysi var gibi abi gene mi ya? Hadi babacığım bak herkes seni bekliyor. Hadi dön canım benim. 750 canı var. Animal Mountain Lion. Ha bak orada da bir Lumberjack. Yok o takıldı oraya tamam peki.
O zaman şu Lumberjack'i döveyim. Gelecek çünkü. Yarı canlı aldım. Neyse hocam, buraya nereden giriyoruz? Şuradan geliyoruz peki. Girdiğimiz gibi de düşüyoruz. Ne yapıyoruz abi?
Topraktan çıkmıyoruz aynen. Değişik bir. Almayacağım bunlar artık, yeter be ya. Zaten yapabiliyoruz yani. Hadi canım benim ya. Şunun sesi açık değil mi? Şunu biraz daha açayım. Ulan var ya, çok çakalsın. Aynen, zaten hepsi bu taraftaymış. Yukarıda ne vardı peki? Yukarıda işte bir şey var. Hayır hayır Allah'ım ya, düşün ama.
6 magnum. Ve sniper. Ben buradan şimdi tekrar yukarı nasıl çıkıyorum abi? Peki, çıkar beni yukarı. İşte şuradan yukarı çıkılıyor abi. Bir şey yokmuş burada. Tavan arası. Ha, kutu varmış bir tane. Buraya bakmıştık zaten. Neymiş abi? Atma abi. Burayı nereden görüyoruz biz abi? Ha, şuradan görüyoruz, bakayım. Ha, kazıkların bu tarafına. O zaman şöyle yapalım. Buralar ne abi mesela?
Marksman rifle'mış. Ta şuralarda geziniyordu ha. Ta şuralarda bir yerde geziniyordu. Dedim ki yani o kadar çok uzak o. Gelmez. Geldi. O kadar uzaktan gelmez diye düşünmüştüm ama geldi yani. İşte o yüzden hiç atlamamak gerekiyor onları. Allah Allah, 22 mermi. Ha bu Allah. Güzel yemek reçetesi. Burası ne? Şu mu solca mı?
Ha. Oha. Leather. Burası da bu kadar. Şimdi şurada bir mola vereceğim.